varsa soru cevap kısmına geçeceğiz. Buyurun hocam. Tabii maça başlamadan önce iki maçta aldığımız mağlubiyetler bu maçı çok kazanma arzumuzun ya da isteğimizin en üst seviyede olacağı bir maça dönüştürdü. Bu her maçta ortaya çıkması gereken bir başlangıç olması lazımken maalesef bu maçta bunlar olmasına rağmen maçı kazanamadık. İlk yarı özellikle Denizli Spor'un neler ve güçlü yönleri iki maçı kazandığında neler yapabildiğini bildiğimiz için bunları hem taktik anlamında hem de onları yakalayacağımız pozisyonlarla ilgili kendimizi çekmeye yönünde bir düşüncemiz vardı. Hem de oyun anlamında ikinci bölgede tutup bu pozisyonları yakalamaktı. Ve de artı savunma anlamında hızlı geçişlerinde pozisyon vermemekti. Ve bunu maç boyunca tam anlamıyla gerçekleştirdik. Neler yapılabilir bir maçın kazanılması için? Açıkçası ikinci yarı bunlarla alakalı bütün oyuncuların mücadeleleri, oyunu, yaptığımız 10 tane ceza sahası içinden şut var. Bu yüzdelerimiz, orta 27 orta. Bunların hem kenara indiğimizde, hem merkeze indiğimizde bulduğumuz pozisyonlar. Özellikle rakip 10 kişi kaldığında 74. dakikadan sonra ortaya koyduğumuz o baskı, coşku ve önde yaptığımız aslında pozisyona girişti. Oraya girmekte 3. bölgede ligde de en fazla aslında top kazanan takımlardan bir tanesi. Sonuçlar kötü olduğu için çok görünmedi ama bugün ne olursa olsun bu maçı kazanmak zorundaydık. Üstelik bir de sahanın en iyi oyuncusu. Soner bugün hem istatistiklerde hem de kendi oyunumuza kattığımız, pas oyunumuza katmak istediğimiz takımdaki bölgesel anlamdaki zafiyetimizi bir kere alan bir oyuncu oldu Soner ama penaltıyı kaçırdı. Olabilir ama biz bugün çok kazanmayı arzuladık. Yaptığımız 33 ortamın yani çoğunu açıkçası 18 içinde buluşmamıza rağmen gole çevirendik. Ve bugün hem taraftarımızın coşkusu hem bizim oyun coşkumuz kazanmaya yetmedi. Penaltı pozisyonu. Ondan sonra Eren'in bir daha penaltı olabilecek pozisyonu. Yani maçın hakkı